Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle tek renk, Reyyan marka bir mavi tülbentim var ve 21 numara nolu tığıyla da size sıfırdan başlayarak kolay mı kolay? Çok kolay ama böyle çıtı pıtı kır çiçeklerini anımsatan bir model hazırlayacağız. Evet, modelin yapımına geçebiliriz. Her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Tülbent kenar tığlama ve köşe dönüm işlemi en kolay nasıl yapılır? Ve hangi çeşit isterseniz o şekilde tığlama işlemini gösteriyorum arkadaşlar. Evet, tığ battığımızın içine şöyle sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. İlk başlar gibi başlangıç kısmını görün diye bu şekilde başladım arkadaşlar. İki defa tığı doladım. Hemen aynı zincir çektiğim tığ battığımın içine şöyle 2-2 alarak trabzan yapıyorum. Yine tülbentimin kenarını iki defa dolayıp ortada bir tane bırakıp ikincisinin içerisine şöyle 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Aynı tığ battığının içerisine şöyle 2 ve 2. Ortada bir tane boş bırakarak birer tığ battılarının içerisine iki tane trabzan ve tığla da hiç çekmedim. Şimdi hepsini bir, yani dördünü bir bu şekilde kapattım. Bakın böyle üçgen piramit gibi yaptık ve 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. Burada 6 tane sayıyorum. Bakın 3, 4, 5 ve 6. 6. zincirimin ara kısmına kapatıp şöyle. Bakın burada bir yuva oluşturuyorum. 12 zincir çektim. 6. zincirin içerisine kapatıp bir tane daha altı çekiyorum. Minik yuvaya kirpikler yapacağız. Bakın 6 zincirin üzerine 2 defa tığı doladım. Bir tane yine tığ battı bırakıp ikinci tığ battıma giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Yine ilmek tığımda İki defa tığımı doladım. Aynı tığ battıya şöyle 2 ve 2. İkinci trabzanımı yapıyorum. İki defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikincisinin içerisine şöyle 2 ve 2. İki defa tığı doluyorum ve şöyle 2 ve 2. Evet arkadaşlar, kolay ama güzel bir farklı çimen olacak. Bakın yine ortada bir tane bırakarak kenarlarda ikişer trabzandan oluşan böyle bir çimen üçgen yaptık. Kapattıktan sonra, hepsini çektikten sonra böyle üzerinde sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın bir tanesini oluşturduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kenarlarında 6 zincir. Ortada 6 zincirden yuva var. Bu şekilde üçgen trabzanlardan oluşan da bir çimenimiz. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 9, 10, 11 ve 12. Yine dip kısmından sayıyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6. Şöyle kapatıyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Hemen iki defa tığı doladım ve bir tane bırakıp ikincisinin içerisine 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bakın bir tığ battı bu şekilde iki tane trabzan. Yine iki defa tığı dolayıp bir tane bırakıyorum. Hemen yandaki yuvaya 2 ve 2. İki defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2.
Bakın 4 tane olacak bir ilmekte. Bu şekilde 4 tane olunca hemen kapatıp şöyle üzerine de bir sık iğne yapıyorum. Dördünü bir kapatıp şu zincir kısmını örümcekle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde zincirle, hani daha sağlam oluyor diye zincirle yaptım. Bakın bu şekil devam edecek. Şimdi sela verdiği için bir tane daha yapacağım ama ses anlaşılsın diye videoyu kapatıp seladan sonra şöyle iki tane daha çimen göstermek istiyorum. Evet, selamız bitti. Yine 12 zincir çekerek şöyle yuvamızı hazırlayalım. 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. Şöyle sayıyorum. 4, 5 ve 6. burası. Buraya kapatıyorum. 6. zincirin arasına şöyle minik bir yuva oluşturuyor. Hemen tekrar 6 zincir. Evet, 6 zinciri çektik. Üzerine 2 defa doladık. Bir tane yuva bırakıp ikincisine 2 2 olarak şöyle trabzan. 2 tane ilmeğim de var. 2 defa tığı doluyorum. Aynı tığı battıya 2 ve 2. Son ilmek tığımda. 2 defa tığı doluyorum. Bir tane bırakıp ikincisinin şöyle arasına 2 2 alarak trabzan. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Evet. Şimdi bunları birleştirip üçgen haline getiriyorum. Bakın. Hepsini bir kapatınca şöyle bir de sık iğne. Tamam. Piramit şeklinde bir birleşim oluyor. 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 6 tane sayıyorum buradan. 6.'nın içerisinden girip şöyle tek kat değil de 2 kat girince daha güzel duruyor. Şöyle girdim. Kapattım. Bakın. Yuvamız ve bu bacak kısmında 6 zincir. 5, 6. 6 zincirimin üzerine hemen 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp şöyle ikincisine 2 ve 2. 2 defa tığı doluyorum. Tığ battıya girip 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikincisine. Şöyle 2 ve 2. Yine 2 defa tığı dolayıp 2 ve 2. Son ilmek tığında, bakın. Toplamda burada 5 tane tığında ilmek var. Ve 5'ini birden buraya kapatıp şöyle bir piramit tamamlamış oluyoruz. Şimdi aynı işlem devam edecek arkadaşlar. Şöyle sökülmesin diye 3 tane zincirimi çekeyim. Böyle gidecek. Şöyle bir iki tane de ben yapayım. Aynı işlem olduğu için bu kadar çimen yeterli sanırsam. Şu pipiriklerin yapılışında buluşalım. Şimdi çimeni hazırladıktan sonra bu yapmış olduğumuz yuvanın içerisine sık iğne ile ipimizi sabitledik. 5 tane zincir çekiyorum. Bunu normalde yapabilirsiniz. Bu şekilde kirpikler daha güzel, böyle belirgin olduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Şart değil yani. Yine bir sık iğne. Sık iğne her kirpik için yuva. 5 zincir. Buraya ara kısma. Yeşil yuva. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya kirpik, sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir, ara kısma, şöyle bir sık iğne, bakın, 5 zincir, 5 tane kirpik olacak arkadaşlar, 5 zincir çekiyorum,
kirpik. Yine ilk başladığımız gibi sonunu da sık iğne ile bu şekilde bitiriyoruz. Hemen dip kısmına şöyle bir tane de zincir çekip, sökülmemesi için bu zincir muhakkak dip kısmına çekin arkadaşlar. Koparmadan önce. Evet, böyle minik bir kirpiğimiz oluştu arkadaşlar. Bakın minik minik böyle yapacağız. Daha güzel çıtırıklı duruyor. Bu şekilde tercih edebilirsiniz sık iğnenin üstüne. Şimdi böyle farklı farklı ipleri rengarenk yapacağım. Bu kalmış ipler için de değerlendirilecek bir model arkadaşlar. Evet, ikincisini de sarı renkten şöyle yapıyoruz. Sık iğne ile yuvanın içine ipimizi sabitleyerek başladık. Bu yuvamız sık iğneler. 5 tane zinciri çekip yine bu sık iğnenin ara kısmından girip buraya sabitliyorum. Hemen bir sık iğne yapıp 5 zincir çekiyorum. Tekrar sık iğne, 5 zincir, 1 yuvaya gir sık iğne, 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar sık iğne. Kirpikler için sık iğne yuva olacak. 5. Şöyle sık iğne ile başlayıp sık iğne ile muhakkak bitirin. Bir zincir sökülmemesi için kapat. Bunu tek renk yaparsanız arkadaşlar arada örümcek çekerek böyle gidebilirsiniz veya iki renk şöyle bir tane bırakıp burayı kırmızıdan yapıp bu şekilde de gidebilirsiniz. Ama şimdi ben bir tane de mavi göstereyim, beraber yapalım yani. Evet, mavi rengimizi de yapalım. Şöyle yuvanın içine yine sık iğne ile ipimi sabitledim. 5 zincir. Buraya öyle giriyorum. Pirik oluşturuyorum. Yeşil yuvaya girip sık iğne yapıyorum. 5 zincir kapatıp kirpik oluşturuyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne, 5 zincir. Yeşil yuvaya sık iğne. Hemen dip kısmına da bir zincir. İpimi kopardım. Bu şekilde. Şu diğer ikisini de ben tamamlayayım. Hemen bitmiş haline bakalım arkadaşlar. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle çıtırıklı, çok güzel bir model oldu. Bakın farklı ve kolay çimeniyle. Böyle mavi tülbent üzerine de çok yakıştı. Çıtırıklı. Şöyle göstereyim. Bir arka tarafından. Güzel oldu. Kolay. Anneler günü de geliyor arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı modeller hazırlayabilirsiniz.
Emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.